takip ettiler. Dolayısıyla iki muhabirimiz de şu anda bu duruşmayı takip ediyorlar. Bugün önemli bir gündü çünkü hemşirelerden biri Hasan Basri Gök dinlendi ve çok çarpıcı ifadeleri vardı. İşte bütün ayrıntıları Ceren Ural ve Ersin Eroğlu'ndan öğreneceğiz. Ceren, kolay gelsin. Söz sizde. İyi yayınlar Murat Aylan. Evet, bugün yoğun bir gün oldu hepimiz için. Bakırköy Adliyesi'ndeyiz. Yeni Doğan Çetesi ile ilgili özel hastane çetesi daha doğrusu. Onunla ilgili toplamda 6 sanığın ifadesi alındı. Bugün 5 sanığın ifadesi alındı. Saat 10.30'da başladı duruşma Bakırköy Adliyesi'nde. Düne göre daha sakin olduğunu söylemeliyiz. Ama tabii ki yine gündemde olmasıyla birlikte STK'ların, birçok siyasi parti üyelerinin ve baroların da içeride olduğunu söyleyelim. Yakından takip ediyorlar bu duruşmayı. Heyet sanıklar ve avukatlar, gazeteciler salonda kimlik tespiti yapılarak içeri girdiler. Bir Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da buraya geldi eşiyle birlikte. Onun da çok çarpıcı açıklamaları oldu bugün. Kendisine 2016 yılında da eşi aracılığıyla bir ihbar geldiğini söyledi. Ve bununla birlikte o gün o dosyada adı geçen 3 kişi bugün soruşturmada adı geçen yine o en önemli 3 kişinin ismini verdi Ahmet Davutoğlu. Bununla birlikte şu an biz bunu söylediğimiz zaman eğer işleme koysalardı, bunun peşine düşselerdi bugün bunların hiçbiri belki de yaşanmamış olacaktı. Ben görevden ayrılırken bu süreç işleniyordu diye söyledi ve çetenin o dönemki faaliyetleri idari para cezası verilerek kapatıldığını açıkladı Ahmet Davutoğlu. Sizin de söylediğiniz gibi duruşmaya Hasan Basri Gök hemşire kendisinin savunmasıyla başlandı bugünkü duruşmaya. İlk sözü o aldı. Kendisi hem hemşire hem de 6 ay boyunca Fırat Sarı'nın şoförlüğünü yapmış önemli bir detay. Yani kilit isimlerden birisi olduğunu söylemeliyiz. Kendisi özellikle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek çarpıcı ifadelerde bulunmuştu. Skandalları da bir yandan da gözler önüne sermişti. Savunma yapacak mısın diye sorarak başladı mahkeme başkanı. Kendisi öncelikle ben savunmamı emniyette zaten yaptım, tekrar etmenin gerekmediğini düşünüyorum dedi. Başkan, neden uzun süre tuttuğunuz hastaları, neden çok fazla zaman geçirdi diye sorduğunda ise SGK'dan para almak için hastaları daha uzun süre hastanede beklettiklerini açıkladı. Ve bununla birlikte Sevk'ten parayı kim kazanıyordu diye sordu. Sabri Gökse gözümle gördüğüm bir şey yok ama kimse babasının hayrına hiçbir şey yapmıyordu dedi. Özellikle basamak sisteminden bahsetti. Mahkeme başkanı basamak sistemi nedir diye sordu. Bununla birlikte Hasan Basri Gök dedi ki normalde birinci seviyeden hastaları yatırdığımızda SGK'dan para alamıyorsunuz. Ama üçüncü basamaktan yaptığınızda SGK size ona göre bir para veriyor dedi. Yani bir süre boyunca birinci derecedeki hastaları üçüncü derece gibi yansıtarak üçüncü basamaktan işlem yaptırıyorlarmış. Sonrasında denetime girdikten sonra Fırat Sarı ile beraber konuşup çok fazla dikkat çekmemek için bu hastaları 2 ve 3 diye bölerek daha böyle sistemli hale getirmeye çalışıyorlarmış. Bugün çok fazla dediğimiz gibi sanıklar vardı. İçeride bu durumu yakından takip eden Tele1 programcısı muhabir kendisi yanımızda. O da aynı şekilde Ersin Eroğlu yakından takip etti. Ersin, hoş geldin yayınımıza. İçeride yoğun bir gün oldu hepimiz için. Sen de yakından takip ediyorsun. Evet, özel hastane çetesinin yargılandığı duruşmanın ikinci günündeyiz. Dün bir sanığın ifadesi alınabilmişti. Bir sanık savunma yapabilmişti. O sanık hemşire Hakan Doğukan Taşçı'ydı. Hakan Doğukan Taşçı ne dedi ifadesinde özellikle? Özetle Hakan Doğukan Taşçı aslında SGK dolandırıcılığını, ihmalleri, hastanelerin basamaklarında yapılan usulsüzlükleri, birçok şeyi kabul etti ve sadece benim dedi ihmalden çocuk öldürme, bebek öldürme bunu kabul etmiyorum dedi. Fakat şöyle bir şey vardı aslında, diğer kabul ettiği şeyler de o bebeklerin ölümüne aslında neden olmuştu. Bugün ise 10.30 gibi yine başladı duruşma. Çok kısa bir gecikme oldu. Dünkü kadar sarkmadı. Hasan Basri Gök, hemşire Hasan Basri Gök savunmasıyla başlandı. Hasan Basri Gök neden önemli? Hasan Basri Gök Fırat Sarı'nın en yakınındaki isimlerden biri. Hasan Basri Gök öncelikle şunu söyledi. Emniyette ve savcılıkta verdiğim ifadeleri katılıyorum. O ifadelerin arkasındayım dedi. Emniyet ve savcılıkta hangi ifadeleri vermişti peki? Bu aynı zamanda Hasan Basri Gök itirafçı olan ve etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişi. Yani
Biz dünkü ve bugünkü savunmalardan biraz da şunu görüyoruz salonda. 47 kişilik dosyada, 47 şüphelinin olduğu dosyada, 22'sinin şüpheli olduğu dosyada çok sayıda itirafçı olabilir ve ifşaatlar ortaya saçılabilir. Hasan Vasırgök emniyet ve savcılık ifadesinde Fırat Sarı aracılığıyla SGK dolandırıcılığı yapıldığını, epikriz raporlarının usulsüz düzenlendiğini, Fırat Sarı'nın bu gelirsizliklerin hepsini organize eden kişi olduğunu söylemişti. Ama en önemlisi belki de şunu söylemişti. 2 ya da 3 günlük bir çocuk geldiğinde bu çocuğun tedavisi için sevk edilmesi gereken hastane farklı bir hastaneydi. Çünkü bu çocuğun bir kalp rahatsızlığı vardı. Fakat Fırat Sarı bu yeterli olmayan, sırf SGK'dan para alabilmek için yeterli olmayan 1. International Hastanesi'ne bu çocuğun sevkini gerçekleştirdi demişti Hasan Basrigök. Hasan Basrigök, GÖK'e mahkeme başkanı çapraz sorguda hasta yatışları uzun muydu diye sordu. Evet uzundu dedi. Neden böyle bir şey yaptınız dediğinde ise aldığı yanıt SGK'dan para almak için oldu. Ve yine Hasan Basrigök'ün belki de en önemli şeylerinden biri, söylediği en önemli şeylerden birisi şuydu. Mahkeme başkanı hemşireler doktor gibi müdahale ediyor mu diye sordu. Hasan Basrigök doktor gelene kadar ediyorlardı dedi. Ya doktor gelmezse diye sorduğunda o zaman doktor gibi müdahale ediyorlardı dedi. Yani bu özel hastane çetesinin yaptığı işlemlerden birisi şu olmuş diyebiliriz. Yetkisi olmayan kişiler, hemşireler doktor gibi bebeklere müdahale etmiş. Mahkeme başkanı peki doktor olması gerekmiyor muydu bu hastanelerde dediğinde gerekliydi, gerekiyordu. Fakat doktorun olmadığı zamanlar oluyordu dedi. Bugün ikinci ifadesi alınan kişi yine hemşire Deniz Korkmaz'dı. Deniz Korkmaz önemli bir isim. Neden önemli bir isim? Deniz Korkmaz diyor ki CİMER'e diyor o 27 Mart 2023'te ihbarı yapan kişi benim diyor. Ben ihbarı yaptım, ben tutuklandım diyor. Fakat Deniz Korkmaz'ın yapmış olduğu da tabii çok sayıda bu dosya kapsamında usulsüzlük var. Orada çok ilginç bir diyalog yaşandı. Deniz Korkmaz'ın geçmiş ifadelerinde devleti soymak, milleti soymaktan iyidir gibi bir ifadesi var. Mahkeme başkanı bunu siz mi söylediniz dedi. Evet dedi. Ne anlama geliyor diye sorduğunda ise bir Kurtlar Vadisi diye bir dizi var. Orada bir replik bakarsanız görürsünüz yanıtını verdi. Deniz Korkmaz'a yönelik sanırım geçmişte yapılan benim açıkçası avukatların çapraz sorgusundan, sanık avukatlarının çapraz sorgusundan anladığım Deniz Korkmaz'a yönelik geçmişte yapılan siyasi bir operasyon ya da dava olmuş. Çünkü sürekli şöyle davayla alakası olmayan sorular soruldu ki mahkeme başkanı da buna müdahale etti. Adın neden Deniz? İbrahim Kaypakkaya'ya sempatiyle mi bakarsın? Şurada gösteri yürüyüşüne katıldın mı? Vatan emniyet terörle mücadele seni aldı mı? Gibi sorular yöneltildi Deniz Korkmaz'a da. Mahkeme başkanı bunun alakası olmadığını ifade etti. Bugünün belki de yine en önemli olaylarından biri de şuydu. Bir sanık savunma yaptıktan sonra çapraz sorguya geçildiğinde bir avukat şunu sordu. 112'nin parmağı var mı bu süreçte dedi. O sırada hemen Sağlık Bakanlığı avukatı devreye girerek soruyu kesti. İtiraz ediyoruz dedi. 112'nin ve Sağlık Bakanlığı'nın iddianame ile ve dosya ile bir bağlantısı yoktur dedi. Sonrasında ise mahkeme heyeti itirazı kabul etti. Bu soru sorulamadı. Akabinde hemşire Hüseyin Günerhan ve ambulans şoförünün savunmalarıyla devam edildi. Şimdi ara verildi. Bir sanık daha savunma yapacak. Fakat gördüğümüz şey şu. 47 sanık var. Henüz 5-6 kişinin savunması tamamlanabildi. Böyle giderse herhalde cumaya kadar bir takvim var. Fakat önümüzdeki haftaya da sarkma ihtimali var diyelim.
Çok teşekkür ederiz. Evet, şu anda aradan sonra Fehmi Alperen 112 acil çalışanı. Şu anda kendisi bir savunma yapıyor ve diyor ki hastanelere sevk yapmadım, bu konuyla hiçbir ilgim yok diyerek atılan iftiraları kabul etmiyorum diyor. İçeride duruşma devam ediyor. Bu duruşmadan sonra bugün bitecek artık bu celse. Yarın 3. celseye geçecek. Biz yine takipte olacağız diyelim. Söz stüdyoya bırakalım. Çok teşekkürler Ceren ve Ersin. Ceren Ural, Ersin Eroğlu iki muhabirimiz, elbette kameramanımız İbrahim Yıldırım da orada. Bugün bütün gün mesai harcayan isimlerden biriydi. Teşekkür ediyoruz üçüne de. Ayrıntılı olarak bilgilendirdiler. Çok çarpıcı bilgiler var tabii. Altının bir kere belki daha çizilmesi gereken, özellikle Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi Genel Başkanı ama aynı zamanda 2010